Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bayağı bir emek harcadık. Bayağı bir uğraştık olsun. Sağlık olsun. Arabamız gerçekten zımba gibi oldu. Müşterimiz biraz masrafa girdi ama yapacak bir şey yok. Bu araca bu şekilde binilmesi lazım. Araç mis gibi çalışıyor. Selamünaleyküm Formel Motors'un kıymetli değerli aboneleri. Golf 7 aracımızda işleme başladık. Biliyorsunuz bu aracın kavrama, volant, DSG mekatronik işlemleri komple A'dan Z'ye yapılmıştı. 350 bin kilometre demiştik. Bir önceki videomuzda bu araçla ilgili bilgiler var. Şimdi bu aracın normalde ben videosunu oluşturmayacaktım ama faydalı bilgiler gördüm ve sizlere de paylaşmak istedim. Aracın soğutma sistemi, motor yağ kaçak onarımı hepsi yapılacak. Ve şimdi hemen konuya gireceğim. Bir derin nefes alalım. Arka taraftan da çok ses geldiği için bir sesin durmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi biz enjektörleri söktük bu araçta. Bu aracın yakıt enjektörleri, tutar mısın? Daha önce revizyon yapılmış. Şu atmosferi paylaşmak istiyorum. Sizce bu aracın yakıt enjektörleriyle ilgili revizyon işlemi yapılmış mı? Böyle bir işçilik yok. Şimdi şu konuya değineceğim. Şimdi X bir ustaya gidiyorsunuz. İşte ben bu işlemi yaptıracağım. Fiyatımız ne kadar? Diyor ki size işte örnek 2000 TL. Farklı bir ustaya gidiyorsunuz. Biz diyor 500 TL yaparız. Sıkıntı yok. O kadar para vermeyin. Bu da buna örnek bir video olsun. Bu enjektörleri söken takan sözde bu işlemi yapmış ki zaten bu arabanın, yani bu motorlarda enjektör revizyonu tutmuyor arkadaşlar. Bu bir net. Bunu net söyleyeyim. Bununla alakalı birçok videoyu paylaştık ve bir tane müşterimizin neredeyse motorunu söktük, yani revizyonu yaptık diyebiliriz. Partikül motor komple tıkanmıştı. Ve burada enjektörcümüze gönderdiğimizde enjektörlerin revizyon olmadığını bizlere paylaştı. Hatta geçenlerde bir araç geldi, enjektörlerde problem vardı. Aynı şekilde başvurduk. Enjektör revizyonu olmuyor. Bu enjektörlerde revizyon yok arkadaşlar. Yapılmış sözde, yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyorum. Ne bir randıman var. Motor aşırı derecede ilk sabah çalıştığımızda tekliyor. Ve de ne de bir temizlik yapılmış. Şimdi aracın üstüne doğru ilerleyeceğiz. Külbütör kapağını söktük yağ kaçağından dolayı. Hem enjektör keçeleri, bakın burası zaten hala göl gibi arkadaşlar. Hem de bu aracın külbütör kapağını yenileceğiz. Çevre contası enjektör keçeleriyle birlikte, biliyorsunuz. Burada bir vakum hattı var. Bu da zamanla bozuluyor. Ve motor yağını turbo sistemine basabilir. Yağın buharını burası alıyor arkadaşlar ve aracın turbo sistemine gönderiyor. Kartel havalandırma diyebilirsiniz. Yani motordaki oluşan karterde, üst silindir kapağının olduğu taraflardaki yağın buharını buradan vakumluyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı paylaşacağım. 350 bin kilometrede ama gayet gördüğünüz gibi eksantriklerin olduğu kısımlar vesaire tertemiz. Ama bununla kalmayacağız. Biz buraların temizliğini komple yapacağız. Neden? Örnek vermek gerekirse zaten işin en acı boyutu burası. Şu siyah lambayı verir misin yavrum? Hemen bak solunda. Ver abicim. Şimdi acı boyut burada. Ver abicim. Bakın arkadaşlar, şimdi aracın enjektör kısımlarını sizlere paylaşacağım. Yani çamur, derya, pislik ne ararsanız var. Yani burası tertemiz olması lazım ki bu enjektör pulun veya enjektörün burada net bir şekilde otursun, görevini tamamlasın. Enjektör sıkmaya da bilir. Onu geçtim. Bu cıvatalar da sıkıntılı. Bunları da kontrol edeceğiz. Normalde bu cıvataların değişmesi gerekiyor. Allah korusun, kırıldığı zaman büyük problem arkadaşlar. Bunları da pistemize alacağız. Kontrol edeceğiz. Külbütör kapağını komple değiştirdik. Onu paylaştım sizlere. Normalde bu keçeler değişiyor fakat aracın kilometresi yüksek olduğu için bu külbütör kapağının orijinal bir şekilde değişmesinde fayda var. Sıfır. Orijinal külbütör kapağı Volkswagen AG. Ve devam ettiğimizde her yuvada büyük problem var. Temizlik yapılmamış. Bu temizliği yapmadığınız sürece bu araca sıfır, orijinal yetkili servisten iki kat fiyatına enjektör de alsanız, altın semer de vursanız diyorlar ya hani, yine eşek yine aynı eşektir de diye. Buna da enjektörün kralını da yapsanız, buradaki temizliği yapmadığınız sürece hiçbir randıman alamayacaksınız. Ya yoruluyoruz bunları paylaşırken ama bunları da paylaşmakta fayda var. Şimdi her ustanın yoğurdu işi ayrıdır. Her firmanın da işçiliği ayrıdır. Dolayısıyla neyi ne şekilde nasıl yaptığımız önemli. Yani bugün herkes bakım yapıyor.
motor revizyonu yapıyor. Ama bakın 350 bin kilometre diyoruz. Bakımı kim bilir kaç sefer yapıldı. Yedek sübidonun durumuna bakın yani. İçler acısı. Formel motorsu olarak biz böyle bir atmosferde hiçbir arabada çalışmadık. Ki bizle tanışan, bizimle devam eden hiçbir müşterimizde böyle problem yok. Hatta gurur duyuyoruz. Bizim sürekli bakım yaptığımız araçları müşteriler satarken sahibinden de işte farklı sitelerde Formel Motors'ta bakım yapılmış video linkine kadar atıyor. Bu da bir gurur verici. Biz işimizi Allah'ın izni hakkımız anlımızın akıyla yapmaya özen gösteriyoruz, çalışıyoruz. Bakın bu durumu sizlere paylaşmak istedim. Daha da bitmedi, araçta yoğun bir yağ kaçağı var demiştik. Burayı toparlayacağız. Enjektörlerin yuva temizliğini yapacağız. Bakalım bir iş doğru boyutta nasıl oluyormuş sizlerle beraber görelim. Bir temizliğini yapacağız. Toparlayacağız. Sizlere de paylaşacağız. En son bakımı da olacak. Bu soğutma sisteminde en verimli şekilde sistemi temizliğini yapacağız. Bakalım. Başlıyoruz. Hadi bakalım ne çıkacak sizlerle beraber görelim. Kıymetli dostlar, külbütör kapak montajımızı gerçekleştirdik. Şimdi burada bir işlemimiz daha olacak. Bakın şu kısımları sizlere paylaşayım. Enjektörün olduğu bölümler bu derece tertemiz olması gerekiyor. Bakın mis gibi. Aynı şekilde burada ve bunlar. Enjektörümüzün montajını gerçekleştireceğiz. Fakat bir ayrıntı vereceğim. Şöyle devam ettiğimizde bakın. Enjektörlerin temizliği bu şekilde pırıl pırıl olması gerekiyor. Ayrıyeten bu enjektörlerde pul değişimini gerçekleştireceğiz. Bu pullar yüksek ihtimalle değişmemiş ve sıfır pulla değişimi yapacağız. Değişimi olacak. Ayrıyeten 2 adet enjektör civatası kesin ve kesin değişmesi gerekiyor. Bunlar uzuyor ve bunların torkları var arkadaşlar. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Başımızı ağrıtacak arızalardan bir tanesi. Mis gibi enjektörümüzün montajını gerçekleştireceğiz. Pullarımızı zaten taktık. 3 tane bakın. Ve enjektörleri seramik pasta ile komple gresleyeceğiz. Sonrasında sökme, takma vesaire herhangi bir işçilikte çok rahat bir şekilde sökülecek. İşlemleri bu yönde. Civatalarımız gelsin, sonra montaja geçeceğiz. Su sistem temizliğimiz var. Alt tarafta yağ kaçağımız yoğun. Onu paylaşacağız. Nereden kaçırıyor? Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar son enjektörümüzü takacağız. Gel Sezgin ustam. Şuraları hemen göster abicim bak. 4'ü taktık. 2'yi taktık. Şöyle biri paylaş. Bu da üçüncüsü. Bakın böyle bir pasta ile, enjektör pastası ile komple yağlamış oluyoruz. Ve bunu yağladığımızda bir daha sökme esnasında, takma esnasında çok kolay bir şekilde sökülecek, geri takılacak. Mis gibi olacak. Bunları takarken iki ayrıntı daha var, onu da paylaşacağım. Sonrasında yine devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar enjektör montajımızı gerçekleştirdik. Araç daha önce enjektörle ilgili revizyon olmuş. Enjektörün sallaması, titremesi vesaire silikon spreyinde verir misin? Bizimle alakası yok. Bizler sadece üstümüze düşeni yaptık. Enjektörcünün yapmadığı temizliği yaptık. Civatalarımızın sıfırına taktık. İki tane civatamız var. Masa üstündeki civatalara verir misin Muhammed'im? İki tane eski civatamız. Bakın şunlar değişti. Bunlar uzuyor ve uzamış. Neredeyse 1 milim uzamış arkadaşlar. Ve sıkacağız. Sıkmadan önceki prosedürü paylaşacağım. Enjektörler yerinde, rail boruları şöyle yaklaştı Sezgin. Tam böyle gel. Bu tarafa doğru gel. Gel. Tam böyle. Rail boruları, yani enjektörün boruları takılı olacak üstünde. Elimizle boşluğunu almış olacağız. Ve bunu sıkarken, sıfır civatayı sıkarken bir şeye dikkat ediyoruz. Önemli bir ayrıntı. Bunları sıkarken 10 Nm ile sıkıyoruz. Torkluyoruz daha doğrusu. Sonrasında 90 derece sıkacağız arkadaşlar. Şimdi çıt sesini duyduk. Bu bir. İkincisi, devam ediyoruz. Taktık. Bunu da aynı şekilde. Bu da tamam. Şimdi bir 90 derece sıkacağız bunu. Bir tane cırcır alıyorum. Dediğim gibi enjektörcünün yaptığı enjektör revizyonu vesaire bizi ilgilendirmez. Onu müşterimiz kendisi görüşebilir. Biraz bu tarafa doğru tekrar alıyoruz Sezgin'i. Ben de sıkayım. Şimdi arkadaşlar tuttuk. 90 derece hop getirdik. Böyle bıraktık. Daha yeter. Ve devam ediyoruz. Sıktık. Bu kadar basit. Sezgin ustamız burayı komple toparlayacak. Marşta görüşürüz. Golf aracımızda marşa bastık arkadaşlar. Şimdi sırada aracımızın motor yağ kaçağını tespit edeceğiz. Duman cihazı yukarıda. Sezgin ustamız oradan basacak. Aracın altında yoğun bir şekilde yağ kaçağı var. Biliyorsunuz bu aracın mekatronikle ilgili
Tamir takım onikleri vesaire, şanzımanla ilgili bir sürü işlem yapmıştık. Alt taraf pırıl pırıl. Şimdi basınç yapılıyor değil mi Sezgin'im? Evet. Şimdi biraz bekleyelim bakalım bu duman nereden kaçıracak? Sizlere de paylaşalım. Bir tane tabure verir misin yavrum? Bakalım motor yağ kaçağımız ön krank içisinden mi, farklı bir yerden mi? Çünkü aracın kartel alt kısmına yoğun bir şekilde yağ işlemiş. Buradaki su pompasının sabitleme plastik ayağına kadar ulaşmış motor yağ kaçağı ve maalesef orayı da bakın kopartmış. Çok yoğun bir şekilde yağ kaçırıyor bu araç. Motor yağının kaçağını sizlere paylaşacağım. Ne kadar oldu Sezgin? Dakikası doldu. Bir dakika bastın mı? Bastım. Biraz bekleyelim. Yağ çubuğundan basıyoruz, doğru mu? Evet. Oralardan bir yerden duman geliyor mu? Oralardan bir yerden gelmiyor. Sadece şeyin yağ çubuğundan azıcık sızdırıyor. Ufak dönüyor. Bir de bir dakika, yanlış bir yerden basmış olabilirim, izleyeceğim. Yok. Şeyden, kelebekten geri gelmez. Tamam. Tamamdır. Şimdi biraz daha bas istersen. Tam sistem sıkıştırsın. Şovaf dresinin oradan eğer geri gelirse şey yapacağız. Evet, buradan geri geliyor. Geliyor mu? Havaf dire borusundan verebiliriz. Biraz bekleyelim bir dakika. Kapatayım mı? Yok. Bassın. Veriyor mu şu an? Tamam, bekle, bassın. Enjektörlerin olduğu kısımlar nasıl? Buralarda hiçbir şey yok abi. Tamam, çok iyi. Şuradan şüpheleniyorum. Buradaki ayak komple yani, bakın. Yerden, evet. Hava filtresinden gelir oradan. Evet, buradan geliyor. Tamam. Bunu biliyoruz. Ama o, hava filtresinin gereksiz şeyden basabiliriz Sezgin. Eğer buradan göremezsek hava filtre kazanın borusundan basmamız lazım. Hava filtre kazanın borusunu kapatırız. Buradan geri basarız abi. Biz oradan basalım, daha net olsun. Evet arkadaşlar, buradan geri geliyor. O yüzden basıncı tam oluşturamıyor. Evet. Evet, hava filtre kazanının olduğu bölümden şu anda basıncı gerçekleştiriyoruz ve aracın alt tarafına doğru ilerlediğimizde bakın gözle net bir şekilde görebiliyoruz. Aracın ön krank keçesinde yağ kaçağı mevcut arkadaşlar ve bu aracın yoğun bir şekilde yağ kaçağının sebebi birincisi ön krank keçesi, ikincisi şu kısım bizi şüphelendiriyor. Fakat külbütör kapağını yenilediğimiz için şu kısım bir saniye kontrol edilecek, buralar yıkanacak, bir teste çıkacağız. Burada damlaları görebiliyorsunuz. Lakin bildiğim kadarıyla burada bir tapa var. Contasından kolay kolay bir kaçak görmedik. Su sisteminin tapası bildiğim kadarıyla orası. Ve kaçağımız burası arkadaşlar. Şu anda verdin mi Sezgin'in bir dakika? Bakın göründüğü itibariyle aracımızın ön krank keçesi kaçırıyor. Trigger bakımı yaptırılırken bu ön krank keçelerini değiştirmeyi ihmal etmiyoruz. Arkadaşlar, triggerimizin sökme işlemini gerçekleştirdik. Şu kısımları komple paylaşalım. Bakın trigger komple yağın içerisinde çalışıyormuş. Buradaki keçemiz değişecek arkadaşlar. Tapamızı kontrol edeceğiz. Tapamızda büyük ihtimal problem yok. Üstten gelen bir sızıntı var. Yoğun bir şekilde zaten tapalardan kaçırmıyor. Keçe ve buradaki külbütör kapağından kaçırıyor. Devir daimin olduğu bölüm zaten göründüğü itibariyle. Ayrıca ön krank keçesi. İlk olarak buranın bir temizliği yapılacak. Devir daim takılacak. Sonra bir temizlik yapıp sonrasında ön krank keçe değişecek arkadaşlar. Birinci kuralımız bu ve devam edelim. Şuraya ilerlediğimizde bakın şu devir daim ne hale gelmiş. Sezgin'im, seyyara verir misin? Devir daimin çarkı, bu arada
Ne marka kullanılmış? Ne oldu? Volkswagen AG yazıyor. Bir saniye dur, bir dakika. Kayıştan anlayabiliriz belki. Gates. Tam Gates'in içinden de şey çıkıyor. Ama pas öyle bir şey ki arkadaşlar. Bakın buradaki çarkı ne hale getirmiş. Bu çark eritmiş resmen. Çürütmüş ya, bu nedir? Delmiş. İşte paslı motor su sistemi bu şekilde zarar verebiliyor maalesef. İşin çok acı boyutu. Rulmanlar vesaire duman olmuş. Bunlar da zaten vibrasyon olmuştur. Bu gergi veya da bu devir daim gerçekten ciddi bir şekilde zarar verecekmiş. 25 bin kilometre civarında, bakın burası oynuyor, bir değişim periyodu var. Yani 350 binde 20-25 bin kilometre sonra değişecek bu trigger tekrardan. Bizler hiç riske atmıyoruz. Zaten ön keçe değişecek. Bunlarla beraber de komple güncelleyeceğiz arkadaşlar. Aracı orijinal haline çevirmek için mücadelemizi veriyoruz. Şu keçeyi söküyoruz, sonrasında paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, aracın üzerindeki motor suyumuz. Şimdi bir örnek paylaşacağım. Aracın üzerindeki devir daim, bizim takacağımız devir daim. Normalde şuradaki çarkımızın orijinal durumu ve bu ne hale gelmiş, onu paylaşmak istiyorum. İşte antifriz kullanılmazsa, düzenli olarak motor suyu değişmezse ve kaliteli tabii ki antifriz kullanılması gerekiyor, bu paslı motor su sistemi aracımıza bildiğiniz hastalık gibi yayılıyor. Yani çözümü biraz zor değil, bayağı zor. Çünkü soğutma sistemi motordaki en büyük, en değerli bir sistem, en büyük masraf açan bir sistem daha doğrusu. Dolayısıyla soğutma sisteminde verimlilik olmazsa bugün aracın çalışması, performansı, yakıtı, her şey etkileniyor. Soğutma sistemimiz temizse, sağlıklıysa müşteriler, inanın bunu kullanan kişiler net bir şekilde anlıyor. Bizler soğutma sistemini kendine getirdiğimizde araç sahipleri şunu diyor: aracın yakıtı bile değişti ustam diyor mesela. Bu bir gerçektir arkadaşlar. Bu denenmiş, tecrübe edilmiş. Sizlere de paylaşıyoruz. İleriki boyutta bu aracın bu önlem alınmasaydı bu devir daim kilitleyecekti. Belki de fark edilmeyecek, hararet yapacaktı. İşte çarkın durumu sizlere paylaşmam gerekiyor. Önemli bir nokta. Bakın, normalde olması gereken standart çark. Çarkın durumuna bakın. Çark resmen erimiş. Neden? Bir antifriz değişimi yapılmazsa olabilecek, görebileceğimiz şu anki en zararlı boyutlarından bir tanesi. Motor içerisini görsek belki daha da büyük problemler vardır. Antifriz koyulduktan sonra bu motorlarda, ki bu motor değil her motorda serüven başlıyor. Bununla alakalı çok video yaptık. Antifriz sistemi çözmeye başlıyor. Bir yerler tıkanabilir, bir yerler patlayabilir. Bu her zaman öne açık bir iştir arkadaşlar. Zımba gibi temizliğimizi yaptık arkadaşlar. İki adet saplamamız değişti. Bir tanesi boş avarenin, bir tanesi de gerginin. Bunlar önemli. Kilometre yüksek olduğu için bunları değiştirmekte fayda var. Sıfır devir daim montajı tamam. Inaset kullanacağız komple. Buradaki keçemizin montajı tamam. Pırıl pırıl. Şimdi kasnağımızı da temizleyeceğiz. Buranın somunu da gevşettik. Şu ayar çok önemli. Alttaki ön krank keçemizin montajı tamam. Bu da mis gibi. Yani bu triggerle ilgili bu araç bizlere dua edecek. Bırakmayın. Öyle kalsın, bırakma. Havayı boşaltsana. Hortumunu çıkart. Çıkart hortumu. Ya da yatır biraz şeyi. O tarafa yatır. Yatır. Heh, boşalsın. Bu işlem şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Birazdan triggerimizin montajını gerçekleştireceğiz. Pırıl pırıl bir şekilde burayı toparlayacağız. Her rulmanımız, civatamız fıstık gibi değişecek. Bir daha da müşterimiz sorun yaşamayacak arkadaşlar. Şu bilyamızı da sıkacağız birazdan. Arkadaşlar, trigger montajımızı gerçekleştirdik. Komple inasetimiz şöyle genişten paylaşalım. A'dan Z'ye pırıl pırıl temizliğiyle beraber 90 bin kilometre müşterimiz gönül rahatlığıyla kullanacak. Ayrıca değişim etiketi, tarihi burada asılı. Fıstık gibi orijinal trigger seti, montajı tamam. Kapaklarımızı güzel bir şekilde temizledik. Burayla ilgili herhangi bir daha Allah'ın izniyle işlem yapılmayacak. Kapakları bizlere geldiğinde zift gibiydi. Kapakları temizledik. Her ustanın bir yoğurt işi vardır. Bu işçilik bu şekilde olması gerekiyor. Thank you.
Arkadaşlar golf aracımızı liften çıkarttık. Trigger ağır bakımımız, V-kayış değişimi komple A'dan Z'ye tamam. Bu aracı şimdi motoru alttan üstten yıkamak için yıkamacıya göndereceğiz. Lifte güzel bir şekilde altı üstü yıkanacak. Sonra bir periyodik bakım yapacağız. Fakat videonun ortalarında veya başında bahsettim. Yine de paylaşmakta fayda var. Müşterimize de birazdan yollayacağım. Araçta yoğun bir şekilde enjektör sesi var. Enjektörler revizyon yapılmış ama bu araç ilk sabahleyin çok zor bir şekilde çalışıyor. İlk soğuklarda, ilk marşta. Ve bir ses dinleteceğim şimdi. Basalım. Çalıştıralım. İstobet. Bakın bir kayış sesi gibi bir ses geliyor. Bir daha. Bakın sesi duyuyoruz. Bu ses, enjektör sesi özellikle dördüncü tarafta çok net bir şekilde geliyor. Stetoskopla dinlediğimizde bu sesi net bir şekilde duyabiliyoruz. Arkadaşlar normalde şu şekilde koyduğumuzda çok yoğun bir ses veriyor. İstobet! İstobet! Buraya çok net vuruyor mesela. Buradaki ses orada yok. Çalıştıralım. Burada da çok yoğun. Burada yok arkadaşlar. Burada yok ama burada nin 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 cik 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 sesini, cik 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 sesini bu iki tane enjektör 3'te 4'ten alıyoruz. Bu enjektörler riskli arkadaşlar. Allah korusun motora kadar gidebilir. Müşterimizi uyaracağım ben. Enjektör nerede yaptırırsa yaptıracak veya da bunları sıfır alacak. Normal şartlarda bu enjektörün revizyonu yok arkadaşlar. Revizyon olmuyor bu motorlarda. Bilginiz olsun. Şimdi tezgahın bir saniye bakar mısın? Size sesi belki kulaktan duyurabilir miyim bilmiyorum. Bir sesi dinletmem lazım. Tezgahım şu stetoskopu şuraya direkt sabit daya şuraya. Buraya böyle mi? Evet. Şöyle bir ses dinleteceğim ben. Eğer kulaklıktan geliyor mu bilmiyorum. Bir dinleteceğiz. Gaz ver. Gaz ver. Ver. Diğerine geç. 3'e geç. Gaz ver. Ver. İstobet çalıştır. Bas. Evet. Sesi inşallah duyurmuşuzdur arkadaşlar. Araç yıkamaya gidecek, sonrasında kontrol edeceğiz. Golf aracımız yıkamadan geldi dostlar. Engine flush işlemini yaptık. Şu anda aracımız liftte. Stop ettik. Kaldıracağız. Motor yağını açacağız. Aracımız gerçekten pırıl pırıl mis gibi. Alttan üstten motor komple yıkandı. Şimdi aracı kaldıracağız. Sıcağı sıcağına sizlere paylaşacağız. Kaldır bakalım abi. Hemen kaldırıyoruz. Bir saniye dur, bir saniye. Şunları açalım. Bir tane takoz ver bana. Ver takozu, ver ver ver, koy diklemesine. Şuraya. Koy, indir. Heh. Bunu neden böyle yapıyoruz? Aracı kaldırdığımızda herhangi bir şey lazım oluyor. Merdiveni çıkıyor zaman hallediyoruz. Araçta kış lastiği var arkadaşlar bu arada. Şimdi bu aracın bakımını bitireceğiz. Mazot filtresine dahil. Polen filtresi, yağ filtresi, düzenli bakımını yapacağız. Krono ile bu aracı orijinaline kavuşturacağız. Bakalım alt tarafımız, bakın. Araç çalıştı, testten geldi. Aracımız mis gibi. Davulun bazını daha takmadık buralar yıkansın diye. Arkadaşımızın eline sağlık. Biliyorsunuz bu arabada bir önceki videoda bahsetmiştik. DSG işlemi de yapıldı. Buradaki kavuççuğumuzu bizler tutturacağız ama arkadaşlar bununla ilgili bir dönüş alamadım. Servise dahi sordum. Bakın yukarıda bir yağ kaçağımız yok. Sezgin bak oradan gelmemiş, gördün mü? Buradaki bir yağ kaçağımız yok. Araç şu anda ama şu kısımlara tam vuramamışlar. Tanziyi çok yaklaştıramıyorlar arkadaşlar. O yüzden bakın buralarda izler var. Sıkıntı yok. Önemli olan bizim yağ kaçağı ile ilgili buralarda bir şey görmememiz.
Zamanla onlar da temizlenir. Problem değil. Zaten trigenin olduğu bölümler vesaire temizlenmiş. Bizler kayışı da değiştirmiştik bu arabanın. Bakın. Ama gergiyi ellemedik. Gergi eski gergi. Gergi güncellenmiş zaten. Buralarımız mis gibi. Evet. Araç gerçekten yıllardır temizliğin kralını yaşamış. Arka tarafı doğru ilerleyelim. Bakın buralar da yıkanmış. Buralar da yıkanmış arkadaşımız sağ olsun. Muhammed, o çantaları ön tarafa doğru getirelim. Şimdi motor yağını açacağız arkadaşlar. Kartel tabağımız değişecek. Şurayı sabitleyeceğiz. Şu parçayla ilgili müşterimiz artık servisten mi çıkmacıdan mı sorduracak. Çünkü bununla ilgili bir dönüş alamadık. O kadar aradık. Geri de dönüş yapmıyorlar. Evet. Her şey stabil. Güzel maşallah. Herhangi bir problem yok. Triggerimiz tamam. Zımba gibi oldu. Şimdi yağımızı bir açalım. Muhammed ustam yağını aç. Onları koyduktan sonra motor yağ süzülsün. Golf aracımızda motor yağ boşaltma işlemi sabaha kadar sürecek arkadaşlar. Altına kovayı koyduk. Aracımızı hazırladık. Böyle bırakacağız. Şimdi Instagram için bir kısa video oluşturacağız. Sizler hala Instagram kanalımızı takip etmiyorsanız Formula Motors'u takip edin. Şimdi arkadaşlar normalde standartın olması gereken yağ filtresi araçta bu. Hanks veya Mahle orijinalinde çıkan marka. Bakın aracın üstünden çıkan şu normal benim seyyarımı getirir misin? Muhammed'im. Benim seyyarımı. Ver. Bakın arkadaşlar bu arıza, bu olay bu araçta motoru indirttirir. O derece riskli. Tutalım abicim. Şu yağ filtresinin haline bakın. Görüyor musunuz? Filtre normalde plastiğinden kopmuş. Ayrılmış komple. Bu filtre parçaları yağlamayla ilgili problem yaptığı zaman direkt motor yatak sarabilir. Yani bu araç gerçekten canlı bombaymış yani. Öyle bir araçla işlem yaptık çok şükür. Güzel bir şekilde toparladık bakın. Şöyle dikkat ediyoruz şu kısımlar özellikle. Ya bu aracın bu filtresi çok dandik ki temiz bir markaya benziyor. Okuduğumuz yanlış okumuyorsak bilindik kaliteli bir marka. Ama filtreye suç bulamıyorum. Çünkü aracın gerçekten bakımı düzenli oluyor mu olmuyor mu tereddütteyiz. Biliyorsunuz arabada neler yaptık. Bu araç gerçekten Allah'a emanet bir şekilde kullanılan bir araç. Burada müşteri de suçlu. Çünkü nerede ne yaptırdığını takip etmezse üzülen kendisi olacak. Arkadaşlar bu işler %50 %50'dir. Bugün ustada suç varsa müşteride de suç var. O denetlemediği için, kontrol etmediği için, nerede ne yapılıyor araştırmadığı için suçlu. Usta da verilen işi hakkıyla yapmadığı için parasıyla da olsa, parasız da olsa bir işi düzgün yapmak bu insanlık vazifemiz arkadaşlar. Yani sözüm bittiği yer. Bakın filtre komple kasadan ayrılmış. Kağıt parçaları parçalanmak üzere. Sözüm bittiği yer burası. Bunu da paylaşmadan geçmeyelim arkadaşlar. Her zaman paylaştığımız tüp gevşek videolarına bir örnek paylaşacağım. Bakın bu aracın tüpü gevşek değil. Normalde fabrikasyon sıkılan bir tüpü iki kişi bu şekilde deneyelim. Bakın gevşetemiyoruz. Şu anda yeni gevşedi. Neden bunu paylaştım? Arkadaşlar her zaman tüpün gevşek olması arıza değil. Golf aracımızda DSG basınç tüpü. Beetle aracımızda DSG basınç tüpü. Leon aracımızda detaylı bakım DSG basınç tüpü. Araç bizlere Edirne'den geldi arkadaşlar. Scirocco. Bu araçta 5. viteste kavramada kaçırma var. Motorumuz yazılımlı arkadaşlar. Stage 3 yazılım mevcut. Bastım muzuyor. Arkadaşlar araç sahibi şu anda yanımızda. Normalde bu araç bizlere arızalı geldi ve basınç hatası veriyor. Tüpün bağlı olduğu kısımda çatlayabiliyor. Tüp gevşek olmasa dahil tüpün güncellenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer aracımız Volkswagen Polo. Bu aracımız da Seat Leon. İkisi de aynı motora sahip. 1.6 dizel. Bu aracın da karteri söktüğümüzde tüp komple gevşemiş ve o-ringi yırtmıştı arkadaşlar. Bu da ayrı bir arızadır. Güçlendirilmiş mekatronik basınç tüpü ile mekatronik plate'inde olan çatlakların tamamen önüne geçiyoruz arkadaşlar. 150 bin kilometre üstü araçlarda DSG tüp tamamen randıman verecek diye bir şey yok. DSG mekatronik tamir takım orikleri A'dan Z'ye değişmesi gerekiyor. Normalde bizlere bakım için gelen müşterimiz ilk defa bugün işlemi aldık. Bugün randevumuz vardı. DSG mekatronik tüple ilgili bilgiyi sizlere verdik ve karterimizi söktük. Sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Araç sahibi de bu konuyla alakalı çok bir bilgisi yoktu. Kendisini de aydınlattık. Bu aracımızda DSG mekatronik tüp uygulaması ve bakım işlemi yapılacak. Bir tane Passat aracımız var. Bu araç bizlere
İzmit'ten geldi arkadaşlar. Arkadaşlar dün bir Reels videosu paylaşılmıştı. İki kişi bu tüpü gevşetiyorduk. Bakın şu anda kendim elimle gevşetiyorum. Gevşek olmayan tüplerde bile gövdede arıza olabiliyor. Basınç tüpü birinci kural. Bu tüpten dolayı buradaki hidrolik pompa sürekli çalışıyor. Ve tüp gevşek, buradan basınç kaybından dolayı plate çatlayabilir, kart yanabilir. Kavrama erken bitiyor arkadaşlar. Sebebi de bu basıncın oluşmadığı için. Aracımız Volkswagen Golf. Bu araç da bizlere Gebze'den ulaşıyor arkadaşlar. Periyodik bakım artı mekatronik güçlendirilmiş tüp uygulaması yapılacak. Bakın o-ringimiz biraz daha kullanılsaydı bu tüp patlayacakmış, komple o-ringi yırtmış arkadaşlar. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz bir terleme. Bu mekatroniğin komple etrafı yağlı olduğu zaman, bu körüklerin dibinde, pistonların dibinde bir kaçak mevcut olduğu zaman bizler mekatroniğin komple sökülüp A'dan Z'ye komple tamir takımının değişilmesini öneriyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir yağ kaçağı olmaması gerekiyor. Normalde renge bakın. Buradaki renge bakın resmen. Arkadaşlar 2007-2008 modelden tutun 2022'ye kadar 7'leri DSG şanzımanlarımızda kullanacağımız şanzıman yağı 75W olması gerekiyor. Bakın bu şanzıman komple kovanı değişmiş. Mekatronik birkaç kez işleme alınmış ve arızalar yine devam ediyor. Araçta kalın bir yağ kullanılmış. Normalde bu aracın şanzıman dişli tarafındaki yağımız 75W. Burası da yeşil direksiyon yağı değil. Mekatronik uyumlu mekatronik yağ kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yanlış yağ kullanım sonucu başınız ağrıyabilir. Periyodik bakım yaptırdığınız yerlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir kontrol gerçekleştiriyoruz. Müşterimiz tamamen orijinal ürün kullanıldığıyla alakalı bilgisi var. Fakat gözlerine inanamadı. Bakalım ne var? Aracımız Volkswagen Polo 1.0. Araç bizlere normalde mekatronik tüp için geldi arkadaşlar. Güncelleme yapacağız. Tüp değişimi, aynı şekilde sıvıların değişimi. Fakat müşterimiz bir şeyden şüphelenmiş. Kendisi şu yağ filtresini ustam bir kontrol eder misin dedi ve şu anda kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bakın yazı karakterlerine dikkat edelim. Şu filtreyi yarım saat önce bir araçtan söktük arkadaşlar, servis bakımlı. Yazı karakterleri tamamen farklı. Ayrıyeten şu kısımlara dikkat edelim. Normalde buralar presli arkadaşlar. Aracın üstünden söktüğümüz yağ filtresi, bakın burada da presli, buralarda presli. Araç üstündeki filtrenin şu kısımlarına dikkat ediyoruz. Tamamen yuvarlak arkadaşlar, hiçbir şekilde pres yok. Elimizde normal bir mahle filtre var arkadaşlar, bu araca uyumlu. Şimdi sizlerle bir test yapalım. Normalde bu yarım saat önce araçtan söktüğümüz filtre, bakın filtre tası yerine oturuyor. Aynı şekilde yerine oturuyor. Bir de araç üstüne bakalım. Bakın arkadaşlar, buraya hiçbir şekilde bu filtre tası oturmuyor. Normalde bu filtre tası bu filtreler için üretilmiş. İnsanları Volkswagen AG adı altında filtreleri takarak kandırmayalım. Müşteriler bilmiyor olabilir. Yaptığımız işe dikkat edelim. Ve müşterilere de buradan bilgi vermek istiyorum. Yaptırdığınız yerlere dikkat edin. Kendinizi kandırtmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Golf aracımızda hala işlemler devam ediyor. Bugün günlerden cumartesi. Neredeyse kapanışa geçeceğiz. Dünden beri uğraşıyoruz. Hala sistem temizliği tam manasıyla olmadı. Önemli olan işin sağlığı. Yani bu arabayı verelim, paramızı alalım, işimize bakalım, yok. Bekleyen araçlar var. İçeride işlemli araçlar var. Ama bizim amacımız doğru işi doğru zamanda yapmak. Gerekirse 2 gün uğraşacağız. Gerekirse 1 hafta uğraşacağız. Aracı öyle vereceğiz müşteriye. Yani olması gereken neyse onu yapacağız. Bu aracın temizlik işlemi hafta içine kaldı. 1-2 gün daha uğraşacağız mecbur. Çünkü sistemde hala istediğimiz gibi berraklığa ulaşamadık. Aracımızın videosunu sizler pazar günü, yani yarın izlemiş olacaksınız. O yüzden bu şekilde atacağım. Normalde bu bidonu değiştirip güzel bir antifrizini koyup güzel bir test yapıp sizlere videoyu sonlandırmam gerekiyordu ama oluru bu şekilde. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Bu araç bizlere ilk defa geldi. Bu araçta da basınç tüp işlemi, ondan sonra bakım, A'dan Z'ye tüm işlemleri yaptık. Bakın burada G12 diyor. Bidona bakalım. Araca yanlış antifriz kullanılmış. Bu antifrizi sistemden boşalttık. Lifteyken durulama yaptık. Sabah 8'den beri uğraşıyoruz. Bakın saatimiz şu anda 4'e geldi. Hala berraklığa ulaşamadık. Bu araçta kaldı mesela. Bugün teslimle müşteriye verecektik. Fakat veremiyoruz. Niye? Şu mavi antifrizden bu motoru kurtarmamız gerekiyor. Arkadaşlar yanlış antifriz motora kadar gidebilir. Bu bidonda G12 yazıyor.
Burada G13 yazıyor. Bunların hiçbirinde mavi antiviriz yok. Lakin şunu paylaşmakta fayda var. Bir paslı motor kullanacağınıza böyle yanlış antivirüs kullanın daha iyidir. Niye? Pasın çözümü yok. Ama bunun çözümü bir şekilde var. Uzun bir süre temizlik yaparak bunu sistemden boşaltırız. Bakın hala burada mavi antiviriz mevcut. Hava da çok soğudu. Kar da bekliyoruz. Bakalım hayırlısı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bayağı bir emek harcadık. Bayağı bir uğraştık olsun. Sağlık olsun. Arabamız gerçekten zımba gibi oldu. Müşterimiz biraz masrafa girdi ama yapacak bir şey yok. Bu araca bu şekilde binilmesi lazım. Araç mis gibi çalışıyor. Enjektörlerimiz de hala cik cik ses var. Fakat kendisi bununla ilgili çalışmayı yaptıracak. Zaten yaptırmış. Zımba gibi bir şekilde müşterimiz aracı teslim edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler.